Görünmeyen büyük tehlike Netflix. Netflix yaptığı diziler ve filmler ile son zamanların en fazla izlenen internet televizyonu oldu. Özellikle orijinal Netflix dizileri dünya çapında geniş yankı uyandırdı. Bu platformda Amerikan kültürü dünyaya pompalanıyor. Dahası ülkelerdeki en ünlü oyuncularla anlaşılarak kendi senaryolarında diziler, filmler yapılmaya başlandı. Yani büyük bir tekelleşme söz konusu. Tekelleşmenin hızını rakamsal olarak belirteyim. 2017'nin son çeyreğinde kar oranı önceki seneye göre yaklaşık 2 kat artarak 186 milyon dolara ulaşan Netflix'in piyasa değeri de 2017'de ilk kez 100 milyar doların üzerine çıktı. Şu an ise 160 milyar dolara dayanmış durumda. Abonelik sistemiyle de bu rakam hızla artmaktadır. 2023 yılına gelindiğinde ise Netflix'in gelirlerinin yarısından fazlasının uluslararası segmentten geleceği tahmin ediliyor. Netflix 2017'nin 4. çeyreğinde dünya genelinde yaklaşık 8 milyon 330 bin yeni abone aldı. Böylece şirket tarihinde bir çeyrekte ulaşılan yeni abone sayısında da rekor kırıldı. Abone sayısı da 150 milyon küsür ve artma hızına bakılırsa varın düşünün. Ben tehlike başlığını dizi sektörünün ekonomik boyutu için atmadım. Asıl tehlike, özünü unutmasınlar diye sosyal medyaya rağmen sürekli çırpındığımız kültür erozyonuna karşı programlar, konferanslar, paneller düzenlediğimiz gençlerimizin etkilenmesi. Bizim kanallarımızda yayınlanan diziler çok mu düzgün sanki denilebilir. Doğru. Ancak son yıllarda milletimiz ahlaksız, kültürümüzle uyuşmayan dizilere karşı net bir tutum sergiledi. Birçok dizi ve televizyon programları başladıktan birkaç hafta sonra ilgi görmediği ve şikayetler arttığı için yayından kaldırıldı. Hepsini geçtim, en azından RTÜK kuralları var. TRT öncülüğünde milli duygularımızı depreştiren dizilerimiz yapılmaya da başlanmıştı. Diriliş Ertuğrul, Yunus Emre Aşkın Yolculuğu, Payitaht Abdülhamit gibi. Bu dizilerin kaliteli yapımı ve sağlam kadrosuyla etki alanları da geniş oldu. Bu süreçte sosyal medya paylaşımları bile etkilendi. Gençlere görsel olarak ecdatlarımız rol model oldu. Dini öğretiler yapılmamış bir ailenin çocuğu bile Diriliş Ertuğrul dizisi sayesinde Muhyiddin İbnül Arabi Hazretleri hakkında bilgi edindi. Sözlerini paylaşmaya başladı. Yıllarca çocuklarımıza okutulan tarih kitaplarında yalan yanlış aktarılan Kızıl Sultan diye lanse edilen dedemiz Cennet Mekan Abdülhamit ile gurur duydular. Özellikle Afrika ülkelerinde sosyal medyada bu dizilerimizdeki oyuncuların fotoğrafları ve dizi replikleriyle sık sık karşılaşıyorum. Profil resimlerinde bu dizilerimizin oyuncularının resimleri, dizilerden sözleriyle sık sık karşılaştım. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Diriliş Ertuğrul dizisi hayranı olduğu ve Türkiye'ye son gelişinde seti ziyaret ettiğini haberlerde görmüştük. Dünyanın öbür ucu ve dedelerimizi anlatan bir dizi. Başkan Maduro Muhteşem Yüzyıl'ı da izleyebilirdi. Nitekim bu dediğim dizi Diriliş Ertuğrul'dan daha fazla ülkeye ihraç edilmişti. Buradaki önemli mesele kültürümüzü, tarihimizi, duruşumuzu doğru yansıtabilmek. Dizi sektörü Türkiye'nin aynı zamanda dış pazardaki yumuşak gücü. Türk dizileri Orta Doğu'dan Güney Amerika'ya kadar pek çok bölgede reyting rekorları kırıyor. Popüler bir dizi ülkeye milyonlarca dolar kazandırabiliyor. Bununla da kalmıyor. Yayınlandığı ülkeden gelen turist sayısını 3-4 katına çıkarıyor. Türk dizi sektörü 2017 yılına itibariyle 350-400 milyon dolar ihracata ulaştı. Hükümetin 2023 için belirlediği hedef ise 1 milyar dolar. Şimdi rakamsal olarak farkını, büyüklüğünü ve çok yakında bu güçle nasıl tüm sektörü elinde toplayabileceğini düşünün. Mesele kültür yozlaşması olunca sosyal medyaya da değinmekte fayda var. Sosyal medyanın gücü arttıkça arttı, etkisi büyüdükçe büyüdü. Ülkede malum olaylar oldu ve sosyal medyanın gücünü, önemini geç anladı. Devlet büyüklerimiz, kanaat önderlerimiz, evimizdeki büyüklerimiz. Geç mi kalındı? Evet. Dışa bağımlı olunca birçok gencimiz dışarıya mı özendi? Evet. Şimdi yeni medyada olan gelişmelere karşı en yüksek seviyede dikkatli olma ve sağlam yer edinme zamanı. Uzun yıllar tekelleşen TV ile uğraştık. Bir nebze de olsa başarılı olduk. Ancak şimdi bu bahsettiğim internet televizyonu çok daha hızlı ve daha global bir ağ olarak yayılıyor. Avrupa kanalları bile bir araya gelip Netflix'e rakip yerel platformlar kuruyorlar. Kendi tarihlerini anlattıkları Viking dizileri, eski Britanya dizilerini yayınlıyorlar. Ülkemizdeki internet televizyonlarına adım atanlar da olmadı değil. Hangi grupların olduğu pek şaşırtmaz. Blue TV Doğan grubunun, CEO'su Aydın Doğan Yalçındağ ve Poo TV'de Doğuş grubunun kuruluşu desem anlaşılır herhalde. Blue TV'nin en çok izlenen dizilerinde Victoria, Britanya kraliyet ailesini anlatıyor. The Young Pope, Katolik Hristiyan bir rahibi anlatıyor. Poo TV'nin en çok izlenen dizilerinde Fiji ve Avlu, Akila Azra Koye'nin çok satan Fi Chi Pi kitabının üçlemesinden uyarlanan Fi ve Chi son zamanların gerek oyuncu kadrosu gerek sevişme sahneleriyle en çok konuşulan dizi. Hemen dizi konusu yazınca çıkan ilk cümleler herhalde anlatmaya yeterli olmuştur. Avlu dizisinde de hapishanedeki rant kavgasını konu alıyor. Yani yerli ve milli diyeceğimiz bir internet televizyonumuz yok. Yeni ve çok hızlı gelişen bu sisteme bir an önce dahil olup gençlerimizi batı çizgisinde tekerleşen ekranlara bırakmamalıyız.
Bunu sadece başarılı bir internet girişimi olarak gören varsa şunu aktarmak istiyorum. Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın Ulusal Güvenlik Danışmanlığı ve bir dönem ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçiliği görevini yürüten Susan Rice, online televizyon Netflix'i yönetecek. ABD siyasi hayatının önemli isimlerinden biri olan Rice'ın eğlence sektörüne geçişi, Barack Michelle Obama çiftinin Netflix için içerik üreteceği haberlerin ardından geldi. Savaşlar sadece silahla olmaz. Zaten ülke olarak ekonomik savaşı yaşıyoruz. ABD için ticari savaşları gözlerimizin önünde yaşanıyor. Ancak en sessiz ve en sinsi olanı kültür savaşları. Bizim ülkemizde uzun süredir ekranlarda gözükmeyen birçok ünlü isim de Netflix ile anlaşıyor. Tabii onların kararlarına uygun olarak. Çok sistematik ve hızlı geldi Netflix. CEO'sunun birkaç röportajını izledim. Bölge bölge temsilcilikler açılmış. Eylül 2016'da Türkiye'deki yapımcılar ile görüşmek için İstanbul'a gelen Netflix CEO'su Reed Hastings'in ve Braz yayın yönetmeni Noyan Ayan ile yaptığı röportajda verdiği cevap vizyonlarını ortaya koyacak cinsten. Korsanları saymazsak dünyada ve Türkiye'deki rakibiniz kim sorusuna, aslında en büyük rakibimiz uyku. Programlarımız sizi gece uyutmayacak kadar harikalar. Yani rahatlamanın her çeşidiyle rekabet içindeyiz cevabını verdi. Türkiye pazarıyla ilgili rakam ya da hedef paylaşmayacağınızı biliyorum. Ama yine de Türkiye pazarındaki hedefinizi sormak istiyorum sorusuna da şu cevabı verdi. Türkiye'deki hane halkının en az 3'te 1'ini Netflix üyesi yapmak istiyoruz. Bu yaklaşık 5-6 yıl alır. Rekorlar kırarak büyüyen Netflix güçlendikçe tümden ele geçirecek. Geç olmadan şu yerli ve milli lafının hakkını yeni medyada da verelim. Avrupa'daki kanallar gibi ortak hareket ederek en azından ilk etapta yerli pazarı ele geçirmesine müsaade etmeyelim. Hatta uzun vadede S-400 füzeleri ve F-35 savaş uçaklarından daha önemli.